Hoş geldiniz arkadaşlar. Sefalar getirdiniz. Fatoş ile biz bize kanalına nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah çok iyisinizdir. Bizler Allah'a şükürler olsun iyi diyelim, iyi olalım. Yine bir kolay, pratik, lezzetli bir tarifle karşınızdayım. Tavuk sote yapacağız. Şöyle malzemeleri ben size göstereyim. Hazırladım önden. Çok ince olmayacak şekilde yıkayıp doğramış olduğum 500 gram tavuk göğüs eti. Şöyle bir baş soğanı doğradım. Çok küçük olmayacak şekilde. Ortadan da ikiye böldüm. Biraz hani içinde de belli olsun istiyorum. İki tane uzun böyle biberim vardı benim. Şu şekilde yeşil biber. Onları doğradım. Bir tane salkım domates kabuğunu soyup doğradım. Şimdi baharatlara gelelim. 2 çay kaşığı pul biberi. Ben kekik de katıyorum. 1 çay kaşığı kekik et yemeklerine çok güzel yakıştırıyorum. 1 çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı tatlı toz biber. 2 çay kaşığı tuz ve dolu dolu 1 tatlı kaşığı da domates salçam var. Şimdi başlayalım. Videoya geçmeden önce kanalıma ücretsiz olarak abone olabilir. Bana destek olmak için videolarımı beğenebilirsiniz arkadaşlar. Çok sevinirim. Hadi şimdi videoya geçelim. Şimdi doğramış olduğum tavuk etlerimi tavama alacağım. Altını yakacağım. Biraz yüksek ateş. Bir su bardağı su gezdireceğim üzerine. Hem tavuğun suyu hem de bu. Kapak da kapatacağım. Şöyle tavuk kendi suyunu da verince altını kısacağım biraz. Orta ateşe alacağım. Şöyle kapağını kapattım. O önden bir haşlanacak. Suyunu verecek. Çeker gibi olacak. Ondan sonra da yarım çay bardağı sıvı yağ katacağım. Bakın bayağı altını kıstım. Yüksek ateşteydi. Şimdi ne yapıyorum? Kapağını açıyorum. Sonrasında atacağım çünkü. Önce sarımsakları da bunun içine doğradım. Ezmedim bu sefer, doğradım. Ve biberleri ekliyorum. Arkasından sıvı yağını ekliyorum. Şöyle bir kere alt şey çevirdim bu arada. Bir kere karıştırdım. Onu da söyleyeyim. Bakın. Orta yere de almama gerek yok aslında, altını kısarsam da hani daha güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi kapağını kapatacağım. Biraz çeker gibi olduktan sonra domatesini ekleyeceğim. Yan tarafa alayım. Bu arada çayımı da demledim. Pilavım pişiyor. Püre de yapabilirsiniz bunun yanına. Bu arada mantar da çok yakışır arkadaşlar. Onu söylemeyi unutmuşum. Bir kere karıştırdım. Şimdi yüksek ateşte. Ben bir yarım su bardağı daha su kattım. Onu da söyleyeyim sizlere dedim. Hani 1,5 su bardağı katmış oldum. Bu esnada şöyle doğradığım domatesleri ekleyeceğim. Salçasını ekleyeceğim. Ama güzel olacak. Şöyle bir harmanlıyorum, karıştırıyorum yani. Arkasından baharatlarını ekleyeceğim. Tuz hariç. Karabiber, tatlı toz biber, kekik, pul biberi. Bunları ekledikten sonra şöyle bir daha karıştıracağım. Bakın suyu azalmaya başladı. Soğanlar yumuşamaya başladı. Yani yumuşadı gibi. Yani biraz diri de kalsın. Güzel olur. Bu şekilde kapağını kapatacağım. Bu pişmeye devam edecek. Altını kıstım. Ne yapıyoruz? Şöyle kapağını kaldırdım. Bakın hafif sulu.
Tuzunu ekliyorum bu esnada. Çok az daha pişireceğiz. Hani böyle kapamaya yakın ama tam kapatacağımız esnada da değil. Tuzunu ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Gayet güzel kıvamı bu arada. Hani çok ezik ezik olmadığı diri. Şöyle. Tamam, bu biraz suyunu, biraz da böyle tuzuyla şey olsun. Hafif suyunu çeksin. Yine kapağını kapatıyorum. Bakın suyunu çekti. Şimdi kapatıyorum. Hani kapatmadan önceki son halini de göstereyim sizlere dedim. Bu şekilde. Benim yemeğim bu şekilde oldu. Sunumum bu şekilde oldu. Ben kendime yoğurt koydum. Eşim biberi çok sevdiği için ona biber koydum. Ben biber yiyemiyorum kızartma harici. Bu şekilde inşallah beğenmişsinizdir. Deneyenlerin şimdiden ellerine sağlık olsun. Afiyet olsun. Bana destek olmak isterseniz kanalıma ücretsiz abone olabilir. Videolarımı beğenebilirsiniz. Görüşünceye dek hoş ve dostça kalın. Allah'a emanet olun.